Merhaba iyi insanlar, merhaba dünyayı yaşanmaz hale getirenlere karşı dimdik ayakta duranlar, merhaba Türkiye halkı, merhaba Hollanda halkı, merhaba güzel insanlar. Bu akşam çocuk taciz davasının 6. bölümünde Sayın Neşet Temirci Bey ile yine çok önemli bir yayına imza atacağız sevgili dostlar. Buradan Hollanda'ya, Hollanda halkına da selamlarımızı iletiyoruz. Neler var? Çocuklarımızın cinsel amaçla pazarlanması gibi iğrenç bir dosya. Biz 2 senedir bu dosya üzerinde çalışıyorduk. Nihayet dosya olgunluk aşamasına geldi ve Türk kamuoyu ile artık ayrıntıları paylaşmanın zamanı geldi. Mesela diyelim bakanın, Hollanda'nın bakanının kesin bir videosu vardır ki bir yerde yapmış olacak. Böyle olaylar, hakimleri, savcıları bunları video alıp onlar kendine göre adamların başa getiriyorlar. Başa getirdiklerinin bütün istediklerini de yerine getiriyorlar. Davayı susturuyor. Mesela gördüğünüz demek davasında adam Türkiye'ye geliyor, Japonya'ya gidiyor. Türk çocuklarını sipariş ediyor, tecavüz ediyor, alıyor, vermiyor. Türkiye'de pazarlanan bu çocukların hakkını gene Türkiye'deki avukatlar değil de Hollandalı bir avukat hanımefendi. Evet. İsim verelim buradan kendisine. Adela hanımefendi, sizi insanlık adına kutluyorum. Bu zaman bir ofisiyel ve spesiyel inlichtingdienste, want dat zegt dus, dat hebben wij bij de Turkse inlichtingdienste liggen. Er is ook geconstateerd dat hij onder verschillende namen Turkije is binnengereisd, zegt het rapport. Er worden geen maatregelen genomen tegen de hoogste ambtenaar van justitie. Wel komt er een oriënterend onderzoek. Hij blijft gewoon in functie, alhoewel hij sinds 1995 chantabel zal zijn. Althans, een en ander zou blijken uit een geheim rapport van de Turkse overheid dat advocaat Adel van de Plas in handen kreeg. Vorige week... O haber Türkiye'yi sarsan tecavüz iddiası diye bir haber. Haberin konusu Hollanda'daki görevli Joris Demirci ile ilgili. Hollanda'daki bir bürokratın soruşturma için Türkiye'ye gelip burada küçük çocuklarla Türk kamu görevlilerinin de desteğiyle bir taciz olayı, tecavüz olayının yaşandığını... Evet sevgili dostlar, jeneriğimizi de gördünüz. Çocuk nerede olursa olsun çocuktur. Çocuğun dini, dili, ırkı olmaz. Çocuğa uzanan her el kırılmak zorundadır. Çocuklarımıza ve dünya çocuklarına yönelik her türlü şiddetin karşısında 3. Göz Medya ekibi olarak duruyoruz. Durmaya da devam edeceğiz. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığını, Türk milletinin bağımsızlığını 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı olarak dünya çocuklarına hediye etmiştir. Dolayısıyla dünya çocuklarına yönelik her türlü yanlışa, saldırıya karşı herkesten evvel bizim durmamız şarttır ve de zaruridir. Evet, şimdi ben sizleri bu da dosyada en büyük desteğini aldığımız ve
yoğun çalışmalarını sizlere aktarmaya çalıştığım Sayın Neşet Temirci Beyefendi'yi yayına bağlıyorum. Ha, yayında sık sık kopmalar olduğu söyleniyor ama inanın benlik bir şey yok. İnternette de problem yok ama işte böyle önemli dosyaları açtığımızda bu tür şeylerle karşılaşıyoruz. Telefonumuzun engellenme olayları bu aralar arttı ama ne yaparlarsa yapsınlar, isterlerse 1000 tane suikast girişiminde bulunsunlar, asla ve kat'a bu dosyayı açmaktan ve sorumluların gerekli cezayı almasına yardımcı olmaktan geri adım atmayacağız. Sevgili Neşet Bey, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk İrfan kardeşim. Efendim, bu son gelişmeleri sizden alacağız. Hollanda'da zannedersem iyi ses getirdi. Zaten başlığımızı da öyle verdik. Hollanda ayağa kalktı. Sırada Türkiye var. Türkiye'nin, Türk kamuoyunun, Türk siyasilerinin, Türk yargısının ayağa kalkması var. Hollanda'da sivil toplum kuruluşlarını, avukatlar, gazeteciler, aktivistler, buradan hepsine gönül dolusu teşekkür ediyorum. Şunu da vurgulamak isterim. Hollanda halkı ya da milletler, halklar özlerinde her zaman çocuğa ve çocuk dosyalarına, davalarına sahiptirler. Ama iktidarları ele geçiren bazı azınlıklar o ülkeleri de kötü andırıyorlar. Buradan ben Hollanda'nın o onurlu halkına selamlarımı da iletiyorum ve sözü size bırakıyorum. Sayın Temirci, neler oluyor? Son aşamalar nedir? Bize aktarır mısınız lütfen? Şimdilik diyeceğim böyle. Als eerste ook even goedenavond beste kijkers. Ik zal eerst even kort Turks voorleggen aan onze Turkse kijkers om even duidelijkheid te geven wat er in Nederland gebeurt. En daarna ga ik over naar Nederlands. En geef ik jullie daar even nog een voorlichting van wat meneer Irvan Aydın hier voorlegt. Mijn excuus dat ik niet hier live aanwezig kon zijn, omdat er tijdens mijn reis een inenting werd gevraagd. En nou ja, zoals wij allemaal dat weten, zijn we er allemaal op tegen de inenting. Dus dat gaat niet gebeuren, zal niet gebeuren. En daarom moet ik telefonisch hier deel aan nemen. Nogmaals mijn excuus daarvoor. Ik ga nu even kort in het Turks en daarna ga ik stap ik weer over in het Nederlands. Ja, şimdilik Hollanda'daki olan gelişmeler, bizim bazı baskıları yaptığımızda dahil, bazı milletvekillere sunduğumuz olayları ve senin yaptığın yayınlarından dolayı benimle beraber olan bu çocuk taciz dosyası ve gereken başka şeyler, bunları tabii biraz baskı altında Hollanda'ya sunduk. Bu sunma olayımız tabii ki milletin bu olaylarla çok senelerdir bu çocuk taciz dosyalarıyla uğraştıkları ve bunların bir amaca ulaşamadığı bu sorun. Çünkü niye devlet içindeki devlet görevlerini, yetkililerini, bakanlarını, milletvekillerini kendilerini korumaya alıyorlar. Çünkü bu olay çok büyük bir yankı yapıyor ki insanların bundan yani kaçışı yok ama ne yapıyor? Kraliçe tarafından yönetilen bu Hollanda ülkesi, tabi kraliçenin babası da var içinde, kendi ailelerinin içinde de olan pislikleri var. Bunların pislikleri ortaya çıkmasın diye ve bunları başa getirip bu yönetimleri, başa milletvekillerini, bakanları başa getirdiklerini, yaptıkları pislikler, tacizler, cinayetler, bunları korumaya alıyor. Ve bunu koruma alma olayları şöyledir. Hakimleri kendilerinki, avukatlar kendilerinki, yapan suçları işleyen namussuzlar kendileridir. Ve bu yani bunların elinde olan dosyalar hiçbir zaman bu Hollanda hükümetinden dışarı yansıtılamıyor. Ve biz bunu dedik ki Türkiye'den biz bunu dışarı yansıtacağız. Niye? Evet. Dokunmayın evet çocuklarımıza diye. Peki. Bizim bu olay şimdi Hollanda'da öyle bir etki yaptı ki milletvekillerini ayağa kaldırdı ve gördüğünüz gibi videoda yayınladığımız gibi adam bir tane milletvekili Forum for Democracy'ne Gideon van Meijer'in ne yaptı? Hükümet binasında parlamentoda bunun sorusunu sordu. Bu dedi satanik ritüellerine çocuk taciz dosyaları bunun üzerinde ben biraz sorular sordum. Çünkü diyor bu komisyonlar kurulmuş ve bu komisyonlar içinde bu sanıklar duyulmuyor ve bunların sesi de duyulmuyor. Çünkü bu kişiler
dosyalara ekleme yapmak istiyorlar ve sesini duyurmak istiyorlar ve sesini duyurmuyorsunuz ve kendiniz hakim, kendiniz savcı, kendiniz avukatlığını yapıyorsunuz dedi. Ben buna karşıyım dedim. Milletin sesi duyulacak bundan sonra diyor. Çünkü diyor bir kartel olmuşsunuz hükümetin içine diyor. İnsanların haklarını, her şeysini çiğniyorsunuz. Burada adalet, hukuk denen hiçbir şey kalmamış diyor Hollanda'da. Doğru. Biz de bunu arkasında destek çıkacağız ve bu adaleti yerine, hukuku yerine getireceğiz. Şimdi burada yayınımızı ilk defa izleyenler için söyleyeyim. Bu 6. yayın. Lütfen diğer yayınları da izleyin. Efendim içinde Hollanda Kraliyet ailesi mensuplarının, Hollanda hükümet yetkililerinin, Türk yetkililerinin, Türk hükümet yetkililerinin de bulunduğu çocuk taciz dosyası. Yani çocuklarımız resmen pazarlanıyor, satılıyor ve bunlar sapık itikatları kapsamında satanik ayinlerinde kullanılıyor. Hem tecavüz olayları var, hem de diğer katliam olayları var. İşte bununla ilgili Avrupa'da yaptığımız yayınlar çok ses getirdi ama Hollanda'da birçok aktivist zaten yıllardır bu noktada çalışma yapıyorlardı. Biz de onların sesi olduk. Biz de onlara bir yol açmış olduk. Buradan Türk yetkililere sesleniyoruz. Hollanda ayağa kalktı. Siz hala tartışma forumlarında hiçbir şey konuşmamak için konuşmaya devam mı edeceksiniz? Meslektaşlarıma sesleniyorum. Gazetecilere sesleniyorum. Hala rüya görmeye devam mı edeceksiniz? Hala dedikodu açık oturumlarına saatlerce milleti ekrana kilitleyip mahkum edip bir iş yaptığınızı mı zannedeceksiniz? Buradan yetkililere sesleneyim. Çocuk, konu çocuk. Yani her geç kaldığınız gün binlerce çocuk daha ihmal ediliyor, tecavüze uğruyor, satılıyor. Ama bunun vebali hepimizin olur. Buradan Hollandalı ve Avrupalı aktivist dostlarımıza ben seslensem şöyle bir dakikalık, sen onu tercüme eder misin Sayın Temir? Tabii ki. Ama kısa kısa yap. Kısa kısa. Öncelikle çocuk davasına gösterdiğiniz ilgi için sizlere çok teşekkür ediyorum. Okay. Erwan Aydın Groot, de mensen uit Nederland, voor hun steun en voor ja, hun steunbetuiging dat ze hier deel aan nemen, nu meekijken, live meekijken en dat een hele grote moed aan Erwan Aydın geeft om deze dossiers heel hard aan te pakken. Hij bedankt jullie alvast. We gaan even nu Turks en Nederlands vertalen. Dus luister even hierin mee. Dus welkom aan alle mensen over de hele wereld en alle strijders die tegen satanische rituelen zijn en tegen pedonetwerken. Van harte welkom, beste kijkers. Groetjes van Erwan vanuit Turkije. Buyur Erwan Bey. Dünyada bazı siyasilerin yaptığı hatalar halklara mal edilemez. De fouten die sommige presidenten en ministers of Tweede Kamerleden of mensen in hoge functies de fouten die zij maken die kunnen wij niet accepteren. En dit gaat voornamelijk dus over het pedofilie netwerken. Siyasiler kendi çıkarları ve sapık düşünceleri için milletleri birbirine kırdırmaktadır. De vertegenwoordigers die hun eigen politieke fouten niet willen erkennen, proberen een manier van dat ze de volk tegen elkaar proberen op te zetten om hun fouten zeg maar in de doofpot te kunnen krijgen. Bütün dünya insanları insanlıkta birleşmelidir. Alle mensen horen samen te zijn, een geheel te zijn tegen dit soort mensen. Hangi dinden, hangi dilden, hangi ırktan olursa olsun önce insan olmak zorundayız. Welke geloof, welke ras, welke kleur maakt niet uit. Als eerste moet men begrijpen, moet men mens zijn. İnsan olmanın yolu da öncelikle çocuklara huzurlu bir dünya bırakmaktan geçer. Om ons als menswaardige bestaan te hebben, om als mens te zijn, horen wij eerst voor onze nalatenschap, voor onze kinderen, deze plicht uit te voeren en als voorbeeld te zijn.
Onun için biz medya, üçüncü göz medya kuruluşu olarak çocuklara yapılan her türlü saldırının karşısında durmaya devam edeceğiz. Als media zullen we voor onze toekomst, voor onze kinderen en de misdaad die tegen deze kinderen ofwel tegen onze nalatenschap wordt gedaan, zullen wij als media ten alle tijde opkomen voor de kinderen ofwel voor onze toekomst. Çocuklar huzurluysa insanlık güvendedir. Als kinderen vrede hebben, dan is de mensheid in veiligheid en in gehoorzaamheid en in vrede. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Thank you. Ik dank jullie heel erg voor deze aandacht. Natuurlijk gaan wij nu op dit moment nog even verder. We zijn nog niet klaar. Evet, söz sizin Neşet Bey. Ben diyeceklerim bu akşam bundan ibaret. Söz sizin üstadım. Hem Türk yetkililere hem Hollandalı izleyicilerimize konuyu aktarırsanız memnun olurum. Tamam oldu. Op dit moment ga ik even verder om even een korte samenvatting te geven over wat de plannen zijn, wat we gaan doen. Voor de Turkse en de Nederlandse gemeenschap heeft hij het hier. Hij is volop in dossiers bezig over de Demmingzaak en andere pedofiliezaken. We gaan ook inclusief de Rolodex-zaak in deze zaken meenemen met nieuwe bewijsstukken. En dan vallen we de Nederlandse overheid en monarchie vallen we aan in hun wanpraktijken. Maar goed, wat wij nu hebben gedaan, wat wij nu aan het doen zijn, is we hebben gezegd einde september, begin oktober, zetten wij de volledige aanval in. Beste mensen, ik heb jullie vandaag een voorbeeld gegeven over de gang van zaken wat er met klokkenluiders gebeurt. Natuurlijk gebeurt dit ook in Turkije met de klokkenluiders, maar voor ons gaat het er voornamelijk om de klokkenluiders die op dit moment vastzitten en de mensen die op dit moment daarmee geïntimideerd en bedreigd worden. Daarom heb ik vandaag een korte samenvatting meegegeven en bewijsstukken erbij gegeven wat er met klokkenluiders gebeurt. De rapportages die over klokkenluiders worden gemaakt, worden vervalst. De arrestaties en de gevolgen die daarvoor zijn, zijn allemaal gebaseerd op leugens. De dame die ik vandaag naar jullie heb voorgekomen, mevrouw Jung Van Hoe, is verschrikkelijk aan toe. Op dit moment wordt ze nog steeds gespoten. Ze komen bij haar thuis langs. Het is een soort van intimidatie wat ze nu uitvoert, maar ze hebben haar al eigenlijk in de martelkamer gezet. En voor mij is heel belangrijk dat wij... Türk izleyicileri de unutmayalım. Onu Türkçe'ye de söyleyeceğim. Voor mij is heel erg belangrijk dat elke burger in Nederland een klokkenluider wordt. Waarom? Omdat het ons allemaal aangaat. Elke burger wordt op dit moment ingeënt. Niemand moet naar links of naar rechts gaan zijn gedachten afwijken van het werkelijk gebeuren wat er nu met de Nederlandse, maar over de hele wereld, met de hele wereldbevolking gebeurt. De aandacht is dat wij elk mens de aandacht geven van het onrecht die de staat en de monarchieën de mensen aandoen. En daarop moeten jullie wakker worden. Daarop moeten jullie opstaan. Ik zal elke keer met bewijzen aankomen naar jullie toe dat dat verspreid moet worden. Omdat jullie, omdat heel veel mensen bepaalde stemmen niet kunnen laten horen, maar wij vanuit achteruit de schermen heel veel documenten kunnen toevoegen en ook eens de aanval vanuit een land kunnen inzetten waar we de mensenrechtenorganisaties, Europese commissies, Europese Hof voor de Rechten van de Mens, de wetboek, alles kunnen toepassen op deze schoften, die misdaden plegen tegen de menselijkheid. En daarom vragen we jullie steun in. En daar volg ons op alle zenders, op alle uitzendingen die wij doen. Word lid, abonneer jezelf, u bent nergens tot verplicht, je hoeft nergens voor te betalen. Maar de steun is enorm, omdat wij daarmee jullie daar een hart onder de riem kunnen zetten. Dat wij daadwerkelijk achter de mensheid zitten, achter de bevolking zitten. En klaar met deze tirannie. Klaar. Ik zal jullie steunen in Nederland. Laat ze maar naar mij toe komen. Maar ik heb wel jullie steun daarin nodig dat jullie allemaal die aanval erin zetten. Kijk, geen genade. Jullie leven staan op spel. Alles staat op spel. Jullie kinderen staan op spel. Alles staat op spel. En als jullie dat willen doen, dan doen we het samen. En niet alleen. Ik ga dit even in het Turks vertalen, zodat de Turkse gemeenschap ook eigenlijk een beetje weet wat er gaande is. Sayın seyirciler. Size söylemek istedim budur. Hollanda'da olan olayları, tabii ki Türkiye'ye de yansımış olan olayları, biz buradan Türkiye'den bu hareketi
canlandırmaya çalışıyoruz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Bazı çocuk taciz dosyalarını tekrar açmaya çalışıyoruz. Çünkü bu çocuk taciz dosyalarını susturulmuştur, kapatılmıştır. Mahkemelerinde hakimleri kendininki, avukatları kendilerininki, savcıları kendininki. Burada bu davaların içinde büyük isimler ortaya çıkmasın diye Hollanda hükümeti, kraliçe her şeyi elinden gerekeni yapıyor ki bu davalar sussun. Ama bunu unutmayın ki bunun içinde Türk çocukları da var, Türk bayanları da var. Cinayet işlenmiş, tecavüz edilmiş kişiler var bunların içinde. Bu dosyaları susturamayız. Kesinlikle. Yani bir insan Türkiye'de olarak... de açılmış dosyalar var. Mesela Demik davası Türkiye'de mahkemelerde görülmüş. Türkiye'de Hollandalı bir bakana, yetkiliye Türk yetkililer tarafından çocuklar pazarlanmış. Bu dosya Türk mahkemelerinde görülüyor ama Türk medyası bunu kapatmakla meşgul. Türk siyasetçileri bunun üstünü örtmekle meşgul. Demik davası ne oldu? Ne olacak Sayın Temirci? Yani bu dosya kapandı mı? Kapanacak mı yani? Kesinlikle kapanmayacak. Bu dosya açılacak ve bu dosyanın içindeki yargılanan kişi Hollanda millete kesinlikle yargı önüne çıkacak. Bunlar öyle susturmayla bitmez bu olay. Yani bu bir tane çocuk değil. Bak sayın seyirciler, bir tane çocuk değil. Hı-hı. Burada her ülkeye, ne ülkelere gitmişlerse bu milletvekilleri gitmişler. Bunu tut, Polonya'sını tut, Japonya'sını tut, Amerika'sını tut, Türkiye'sini tut. Nereye olursa olsun gidip orada Türk, yani affedersin, çocuklara... Çocuk. Sipariş istiyorlar. Çocuklar sipariş edip oradan tecavüze geçiyorlar. Ya bu ne biçim bir olay? Buna nasıl? Bu dünya artık gözünü susturmak, kendisini yani bu konuda artık sessiz kalmayacak. Dünya kendisini duyurdu. Bakın 3-4 tane videoyla bütün Hollanda'yı ayağa kaldırdı. Yani bu ne demek? İnsanların bıktığını, insanların duygularını sömürmeye çalıştıklarını, insanlar yani kendilerini hangi yere vurup da, baş vurup da öyle kendilerinin seslerini duyurmak için elinden gerekeni yapmak istedikleri için duvarları onların önüne serdikleri. Biz bu duvarları yıkıp aşıp ve bu tekrar bu insanlara ulaşıp ve bunların haklarını savunup bu adaleti çiğneyen insanoğlunu çiğnemeye kalkan kişileri yargı önüne getireceğiz. Ve tekrar o yargıyı mahkemeleri o dosyaları tekrar açacağız. Bunun dönüşü yok. Bunun da işte bütün insanlardan, toplumdan, insanoğlundan desteğimiz gerek ki çocuklarımıza sahip çıkalım. Çünkü bugün benim çocuktur, yarın senin çocuktur. Öyle devam ettim. Hep mi susarsak hepimizin çocuğu bu işin içinde yanacak. Neşet Lütfen Bey. Lütfen İrvan Aydın'la bu konuda destek çıkın. Şimdi Avrupa'da ve aslında Hollanda olmak üzere ama Avrupa basını bizim yayınlara müthiş ilgi gösterdi ve orada müthiş kamuoyu oluştu. Türkiye'de hala bu sessizliğin korunması neye bağlıyorsunuz? Yani çocuk diyoruz hala kafalar kumda. Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Ya şimdi benim bu anlamadığım, biz demiyoruz ki benim güzel memleketimi yıkalım. Öyle bir şey olur mu? Bizim memleketi laf atanı ben bugüne kadar, bak bugüne kadar öyle mücadele verdim ki ben 20 senemi vermişim bu mücadeleye. Ben her zaman yayında ne dedim? Asla benim memleketimi gavurun karşısında kötülemem. Yapmam da. Evet. Yapmam da, asla yapmam. Ama diyorum, insan olarak diyorum, memleketimize tek değil, insanımıza da sahip çıkalım. Her şeyimize sahip, çoluk çocuğumuza sahip çıkalım. Bu ne demek ya çocuk taciz dosyaları açılıyormuş? Yani bu onu dediğim gibi sana önceden, bunun konuşması bile bir utanç verecek. İnsanoğlu bir biraz artık insanlar yani bu korkuyu bir kenara bıraksınlar. Biz insanlara demiyoruz ki Türkiye ayağa kalksın. Hayır, Türkiye çocuk taciz olaylarında, cinayetlerde, tecavüzlerde ayağa kalkın ya. Dünya ayağa kalkıyor ya. Çocuklarımızı koruyalım ya. Bak şimdi yani Avrupa'yı, Hollanda'yı kaldırdıysak Türkiye niye kalkmıyor? Aynen öyle. Şimdi Neşet Bey, iki gün önce Sayın Sedat Peker bir tweet attı. Kahramanmaraş'ın Arınç Kur'an kursunda temizlik görevlisi iken hoca olarak atanan alçak 11 yaşındaki erkek talebelere uzun süredir tecavüz ederken bu iğrençlikleri engellemeyle görevli olanlar halen daha deizm ve ateizm hortladı diye yaygara yapıyorlar. Dini inancını kaybeden nokta nokta. Yani Diyanet'e sesleniyor ve şimdi sevgili seyirciler, biz bir taraftan Hollanda kraliyet ailesinin de içinde bulunduğu bu sapkın yapıyı konuşurken
Türkiye'de Kur'an kurslarından gelen erkek çocuklara tecavüz olayının haddi hesabı yok ve sessiz kalmaya devam ediyorlar. Bunu anlamamız mümkün değil. Bunu bir yere koymamız mümkün değil. Yani din, iman, ahlak anlatması gerekenler bu namussuzluğu yapıyorsa, geri kalan o 8 yıldızlı boynuzlu bilmem nelerinde, otellerinde bilmem nelerinde nasıl işler döndüğünü artık herhalde hayal etmekte çok da zorlanmamanız lazım. Ne oluyor bu ülkede? Yani Neşet Bey, siz bunları yıllardır Avrupa'da mücadele ediyordunuz ama Türkiye'de de yıllardır var olan bu rezilliği belki birileri hep örtbas ediyordu ama bu saatten sonra örtbas etme şansları yok abi. Ne demek ya, daha yani resmi rakam bu ya. Kahramanmaraş'ın Arınç Kur'an Kursu. Daha önce de Ensar Vakfı'nın olayını kapattılar ve yapanları milletvekili yaptılar. Diğer meseleler hakeza. Yani nereye gidiyoruz ya? Nereye gidiyoruz abi? Yani bu sessizlik hayra alamet değil abi. Bunu bir kısaca Hollanda'ca şey yapayım da arkadaşlar lütfen. Biraz anlayış kısaca. Lütfen, lütfen. Yani herkes, Türkiye'de de bu rezillik devam ediyor. Bilsin, Hollanda'dakiler de bilsin, Avrupa'da bilsin lütfen yani. Yani bu işin papazlığı, kilisesi yok. Yani onlar utanmasınlar papazlarına. Bizde de Kur'an kurslarında yapılıyor aynısı yani. Bazı Kur'an kurslarında. Tabii ki işin ehlini tenzih ederiz yani. Beste kijkers, wat meneer Irwin Heiden hier aan het vertellen is, we hebben niet alleen te maken met Nederland, hè? We hebben te maken over de hele wereld, inclusief Turkije ook. De situatie is als volgt, is gewoon dat overal over de hele wereld pedofilie wordt gedoogd. En de desbetreffende betrokkenen niet tot vervolging komen. Tuurlijk pakken ze de kleine kruimeltjes ertussenuit en die zetten ze voor de rechter neer, maar het gaat om de grote vissen. De grote vissen, die worden altijd beloond met bepaalde taken of banen die zij als een eer... U heeft het gezien met Fred Teven, je ziet het met andere mensen. Deze misdadigers mogen hier niet wegkomen. Wat in Nederland gebeurt, gebeurt in Turkije ook, gebeurt over de hele wereld. En wij willen daarin duidelijk maken, in heel Nederland hebben we iedereen op de been gebracht. Maar in Turkije krijgen wij nog niet zoveel mensen op de been dat we daar gehoor aan kunnen geven. Zoals Irwin Heiden vraagt van, wat is dit? Waar zijn ze eigenlijk? Ja, het is een soort bepaald angst. We hebben natuurlijk te maken met een ander soort cultuur. Maar aan het pedofilisme is geen geloof gebonden. Nog of je moslim bent, of je christen bent, of joods bent. Aynen. Maakt niet of je atheïst bent. Aynen. Maakt niet uit. Yani şunu... Het gaat er om het individueel, het pedofilie, het verkrachten van minderjarige kinderen. Daar gaat het om. En het is een individuele daad en geen geloofsdaad. Geen enkel geloof staat achter verkrachting van een pedofilie. Wie dat zegt, hoe ze dat proberen te verdraaien, is allemaal niet waar. Het gaat om individuele. Geen enkel god of geen enkel profeet zal zeggen, verkracht die kind. Het staat nergens geschreven. Dus kap met dat soort onzin en sta achter de kinderen en ga daar geen kleur aan geven. Of het een witte kind, een bruine kind, een zwarte kind is, of een moslim, christen, jood, maakt niet uit. Kind blijft kind en daar is niks aan verbonden. Het is een onschuld, het is een schoonheid. Sayın Temirci, şunu bilsinler. Ahlaksızlığın dini yok. Yani Hristiyan da olsa, Papa da olsa, Müslüman da olsa ahlaksız ahlaksızdır. Hiçbir dine sığmaz. Yani onlar mesela papazlarından utanıyorlar. Biz de bazı hocalarımızdan utanıyoruz. Yani bu işin dini yok. Ahlaksız olan Hristiyan da olsa ahlaksızdır. Musevi de olsa ahlaksızdır. Müslüman da olsa ahlaksızdır. Nou, dat wat meneer Irwin Heiden zojuist verteld is, dat had ik zojuist al verteld. Maar ik geef hier even nog even een korte toevoeging aan toe. Beste kijk, jullie kunnen denken nu, we kijken nu massaal mee met het programma van Irwin Heiden, Neset Temirci. Wij laten jullie even voorbereiden op wat er gaat komen. Het kan deze twee ministers die op dit moment zijn afgetreden. Ja, de hele zaak en de inhoud van de aftreding is heel wat anders dan de zogenaamde die ze zo meteen willen voordoen als van Afghanistan. Is niet waar. Ik geef jullie een paar voorbeelden ervan. Weet jullie nog de Moskowitz-zaak? Toen ik de Moskowitz-zaak openbaar maakte dat advocaten informanten waren van de overheid, ja, gaven ze de zaak een andere draai, werd het een Holleder-zaak. Maar dat was niet waar, want ik was degene die Moskowitz op zijn tenen trapte en hem uit zijn functie heeft laten betreden. Datzelfde verhaal was toen met mijn belediging van het Koningshuis, dat ik daarvoor vervolgd werd. Maar het verhaal
werd een hele andere draai gegeven. Ik werd in het geheim gegijzeld en vastgezet. Maar een andere meneer, Jampiri of weet ik veel, stond op de dam te schreeuwen over het koningshuis, fuck de koning en wat dan ook. Daar werd een andere draai aan gegeven. Het belangrijke is, jullie worden zometeen mijn mond. Ik ga praten, ik ga bewijzen en jullie gaan uitspreken. Zodat er niet dit soort zaken kunnen verdraaid worden en de waarheid naar buiten komt. Dus we beginnen zometeen met Grapperhaus, Kaag, Zeilveld, en zijn allemaal weg. Iedereen gaat weg. Iedereen die zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten binnen de Tweede Kamer, gaat weg. En dan komt het Koningshuis aan de beurt. En dan gaan we alle vieze smerigheid van het Koningshuis blootleggen. Maar eerst pak ik even zijn poppetjes eromheen om hem te laten voelen dat hij zich moet voorbereiden op wat er gaat komen. Het gaat heel heftig worden. Buyur efendim. Biz bu yayınları yaptıktan sonra Türkiye'de biliyorsunuz iki ay önce kanunsuz bir şekilde susturulmam için organize şube tarafından ters kelepçeyle alınmaya kalktıydım. İçişleri Bakanlığı ve bazı güçler bizim yayın yapmamızı engellemeye çalışıyorlar. Bugün de telefonlarım, yani bu son iki aydır bilhassa telefonlarım kilitleniyor. Yani beni 5 sefer 6 sefer telefonumu ancak aradığında insanlar telefonum düşüyor. Onun haricinde düşmüyor. Şimdi ne yaparlarsa yapsınlar. Kim nasıl bizi engellemeye çalışırsa çalışsın. İstedikleri kadar suikast düzenlemeye çalışsınlar. Bu davadan zerrece geri dönmeyeceğimi bir kez daha buradan haykırıyorum. Ben Sayın Neşet Temirci Bey'in de bu güçlü duruşundan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Daha çok konuşacağımız, konuşturacağımız insanlar var. Bu dosya öyle sıradan bir dosya değil. Türkiye'deki meslektaşlarım sustunuz. Bu dosya adam gibi sahip çıkmadınız ama Avrupa basını, Hollanda basını, Amerika basını bu dosyalara sahip çıkmaya başladılar. Yazıklar olsun kendisini insan yerine koyan meslektaşlarıma. İnsan yerine koyan önce çocuklara sahip çıkardı. Buradan bir sitemimi de Sayın Peker'e yapmak istiyorum. Kendi kız çocuğu için, kendi kız çocuğuna yapılan yanlıştan bir damla gözyaşı için dünyayı ateşe veren Sayın Sedat Peker, dünyadaki bu kadar tecavüze uğrayan çocuklarla ilgili kılını kıpırdatmıyorsunuz. Ya bunu kabul etme şansımız yok. Ben bir önceki yayında da kendisine çağrı yapmıştım. Kendisiyle telefon görüşmelerimizde de, yüz yüze yaptığımız telefon görüşmelerinde de aynısını kendisine söyledim. Siz kendi evladınızın bir damla gözyaşı için dünyaları yaktınız, milyar dolarlık iş ortaklarınıza sırtınızı döndünüz, elinizin tersiyle ittiniz ve bugün belki vatan cüda yaşıyorsunuz ve alnınız açık, dimdik ayaktasınız. Çok doğru, takdir ediyoruz. Ama dünya çocukları tecavüze uğrarken, biz kelle koltukta bu programları yapmaya çalışırken sessiz kalışınızı da asla ve kat'a affetmemiz mümkün değil. Fatih Portakal'ı affetmemiz mümkün değil. İsmail Saymaz'ı affetmemiz mümkün değil. Efendim, namuslu geçinenleri ama özünde bu dosyaya sahip çıkmayarak namussuzluk yapanları affetmemiz asla ve kat'a mümkün değildir. Yani bu mesele Neşet Temirci konuşacak. Hollanda hükümeti ve Türkiye'deki uzantıları Neşet Bey'e ve etrafına saldıracaklar ki burada konuşmadığımız, size aktarmadığımız birçok saldırıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. İrfan Aydın dosyayı açacak, her türlü saldırıya maruz kalacak. Yani birileri de evde sıcacık yatağında 8-10 tane çocuğum var diye övünüp duracaklar. Yok böyle bir dünya, yok böyle bir dava. Çocuğunuz olsun ya da olmasın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir tane kendi sülbünden evladı yoktu, çocuğu yoktu ama bütün dünya çocukları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet borçludur, saygı borçludur, hürmet borçludur. Atatürk bütün dünya çocukları için mücadele etti, huzur için, barış için mücadele etti. Sizler evladınızın gözüne nasıl bakabiliyorsunuz? Çocuğunuz hanımınız hamile kaldığında, ilk çocuğunuz dünyaya gelme müjdesini aldığında dünyalar sizin oluyor. Bin tane canınızı istediğine verecek kadar bir mutluluk yaşıyorsunuz. Peki o çocuğu birileri tecavüz ettiğinde aynı acıyı neden hissetmiyorsunuz?
Ha sizin çocuğunuza tecavüz edilmiş, ha bir başka çocuğa tecavüz edilmiş. Bütün dünya çocukları hepimizin, bizim çocuklarımızdır. Böyle bakacaksınız. Çocuklar tertemizdirler. Çocuklar kirletildiği yerde dünyanın temizliğinden bahsetmemiz mümkün değildir. Hristiyan dediğiniz alem, işte bu hanımefendiler birçokları bu davada mücadele ediyorlar. Türkiye şartlarına baktığınızda belki 40-50 milyarlık, belki de 60 milyarlık maaşlarını terk edip mevcut hükümetlerine savaş açıyor ve bu insanlar Türkiye'ye kaçıyor, başka ülkelere kaçıp mücadelelerini devam ediyorlar. Bizler bu güzel ülkede, Atatürk'ün ülkesinde yaşayacağız ve çocuk dosyasına sahip çıkmayacağız. İşte o zaman yazıklar olsun bize deriz. Ben rahmetli Burhan Kazmalı dostuma da çok teşekkür ediyorum. O da bu dosyayla çok özel ilgilenmişti. Şimdi bütün o veriler bizde. Şimdi o verilerden çok daha derin yayınlar yapacağız. Sevgili dostum, size de çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tekrar bir araya gelelim de yani ya ben geleyim ya da siz gelin. Stüdyodan birlikte yayınlarımızı yapalım. Tercümanlık yapın bize, çünkü yayına bağlanmak isteyen ve Hollanda hükümetiyle geçmişte çok ciddi mücadele veren devlet görevlileri var, onurlu insanlar var. Bunlar yayınlarımıza bağlanmak istiyorlar ama mutlaka tercüman gerekiyor. Onun için sizinle bu yayınları yapmamız lazım. Sevgili Neşet Temirci Bey, verdiğiniz bu mücadele çok kutlu bir mücadele. Hollanda hükümetini sarsacağım dediniz. Bırakın Hollanda'yı, Avrupa'yı sarstınız. Bu yönüyle de bir kez daha size teşekkür ediyoruz. Evet, sizin sözlerinizi alalım. Sizin sözlerinizle bu akşamki yayını toparlayalım. Ama bu esnada sevgili dostlar, kanalı büyütün. Bakın, kanalın abone olun. Yani oradaki 23 bin abone bu yayınlar için yeterli değil. En az 2 milyon olması lazım bu kanalın abone sayısı. Lütfen sosyal medyalarınızdan paylaşın. Kanala abone olsun insanlar. Kanala abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Ha, katıl butonunu aktif hale getirirseniz orada ücretle destek olabilirsiniz ama bu şart değil. Kanalın aboneliği ücretsiz. Ama abone sayısını en az 1 milyona, 2 milyona çıkarmamız lazım ki bu dosyaların daha büyüklerini açabilelim diyorum. Ben sözü Sayın Neşet Temirci Bey'e bırakıyorum. Buyur üstadım, söz sizindir. Teşekkür ederim İran kardeşim benim. Senden her zaman aynı yola, ölüm varsa ölüm, ne varsa olsun ama mücadeleyle olsun da, ayakta olsun da, diş çekerek olmasın. Eyvallah. Seninle ölüme kadar yoldayım canım kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Avrupalı dostlarımıza da kanalın abone sayısını artması için, en az 1 milyon olması için, çünkü yeni dosyalar açacağımızı lütfen tercüme eder misiniz kendilerine? Tamam. Ben şimdi Hollanda'ca bir kısa bir özet vereyim arkadaşlara. Tabii ki, lütfen. Ona göre yapsınlar. Best cakes. Iran Aydın, thank you. Thank you for cake. It is also. Iran Aydın maakt hier het volgende bekend bij jullie. Hij wordt niet gestopt aan de dossiers of wat dan ook. Zijn leven staat op het spel. Zijn eer staat op het spel. Zijn geweten staat voor. Maar hij zweert op alles dat hij met zijn leven en zijn eer en zijn geweten deze dossiers gaat afmaken. Dat er niemand van deze dossiers gaat afkomen. Luister mensen. Deze man is beschoten. Deze man is van alles gedaan. Die is continu gearresteerd. Ze hebben heel vaak geprobeerd om deze man te buigen. Deze man buigt niet. Zo hoort. Dit is een voorbeeld voor onze journalistiek in heel Nederland. Niet buigen, maar achter het volk staan. Wat waarheid is, wat is waarheid. Wat misdaad is, is misdaad. En dat moet rechtgetrokken worden door de huidige media, dat wij dit eigenlijk via social media eigenlijk als bevolking bij elkaar moeten komen, is al een hele grote schaamte voor de Nederlandse media. Waarom? Omdat hetzelfde kluitje is van de staat en het koningshuis. En dat moeten we proberen te doorbreken. Als een Turkse journalist een leven waagt voor de Nederlandse bevolking, dan moet dat. Ik wou een woord gebruiken, ga ik niet doen omdat ik in een uitzending ben, maar schaam je. Schaam je dat er een Turkse journalist zijn leven op het spel zet voor de Nederlandse bevolking, voor de hele wereldbevolking, voor alle kinderen, voor onze nabestaanden, dat die man en macht zometeen aan het werk gaat om al die dossiers te openbaren, zodat de misdaden vervolgd kunnen worden. Dan moeten Nederlandse media en de wetgeving gaan schamen.
Er zijn twee mensen die hier een strijd voeren. Voor de bevolking, voor onze nabestaan, voor onze vrijheid, voor onze rechten. Voor alles wat met mensenrechten te maken heeft. Want uiteindelijk is God heeft ons deze aarde en planeet aan ons gegeven. Om daar gebruik van te maken en niet misbruik. Net zoals de mens is geschapen dat de mens daar gebruik moet maken en geen misbruik van de andere mens. Dat moet een voorbeeld zijn voor ons allemaal. Als wij onze leven wagen hierop, als wij alles op alles gaan zetten, dat wij deze strijd, wij gaan dit winnen. Onmogelijk dat wij dit verliezen, onmogelijk, want er kan niemand ons tegenhouden. Niemand, niks, niets op deze planeet kan ons nog tegenhouden. Dood, dan maar dood, maar dan op de been, strijdend dood en niet knielen. We hebben nog genoeg pijn, we hebben nog genoeg verdriet. Ze hebben de hele wereld op tilt gezet door een zionistische programma die aan de hele wereld wordt toegediend. Waar wij al heel veel mensen daarmee kwijtraken. En God mag weten wat nog meer de plannen zijn. Maar daar gaan we ook nog mee komen. Dat we daar openbaarheid geven met professors en laboratorium-eigenaren. Die hier hun bewijsmaterialen gaan afgeven. Wat er daadwerkelijk in die serum zitten. Daar gaan we eveneens een live uitzending maken. Steun hier van Biden. Abonneer jezelf op deze pagina. Want dan krijgen jullie het ware nieuws. We gaan er alles aan doen om zometeen de Nederlandse taal, Engelse taal. Een vertolking daaraan toe te voegen, zodat de mensen ons kunnen begrijpen, kunnen volgen en weten wat er aan de hand is. Maar de waarheid, de eerste nieuws van het programma Irwan Aydin kunnen volgen. Wat in Nederland niet was gepubliceerd, zal hier gepubliceerd worden. Wat Nederland niet durft, de Nederlandse media niet durft om dat kartel daar te beschermen, dat zullen wij vanuit hier doen. Als het moet, zullen we de Nederlandse journalistiek ook een haak geven. Dat we zeg maar de hele Nederlandse journalistiek ons te boven zet met hun leugens. Daar ga ik mee aankomen, want ik ga jullie zoveel bewijs geven, dat jullie zijn voorgelogd met heel veel nieuws. En de waarheid ga ik publiceren, dan inclusief documenten, inclusief getuigen. Alles ga ik jullie geven. Daar is er niet voor terug. Ik ben voor niemand bang. Nooit bang geweest. Wees niet bang. Verspreid het. Sta samen op. Kom samen voor elkaar op. Dan komen we heel ver. En dan krijgen we misschien eindelijk het systeem, het recht. Wat recht heet, want het heet rechtssysteem, dat we recht halen en recht gedaan wordt. Dat tuig binnen de Tweede Kamer komt hier niet meer weg. We gaan alles openbaren. We gaan komen met heel veel dossiers die in het doofpot zeggen. We komen met de Theo van Gogh. We komen met Pim Fortuyn. We komen met al die doofpotzaken die daar zijn gepleegd door de Nederlandse staat. De daden zijn door de Nederlandse staat gepleegd. Daar zijn de misdadigers, inclusief het Koningshuis. Wij gaan met bewijzen aankomen. Zulke bewijzen dat ze er niemand omheen kunnen. Ik ga jullie voorbeelden geven. Zoals de commissies. Van Al-Bayrak, commissie van Trump. Jongen, jullie gaan zoveel dingen krijgen. De processen van de Holledergroep, van de Moskowitz-zaken. Alles gaan jullie krijgen. Jullie gaan zoveel bewijs krijgen van ons. Gaan jullie achterover stuiteren. Wat jullie niet wisten, gaan wij jullie vertellen. Gaan wij jullie bewijzen en tonen. En dit gaat goed komen. Later komen nog advocaten hier aan de beurt. Jullie zien ook als een advocaat voor de recht van een kind opkomt zoals mevrouw Nakat. En er zijn natuurlijk meerdere advocaten, maar die zijn bang. Want ik heb een advocaat gehad die heeft letterlijk verklaard. Ik heb één kind, ik ben bang. Als ik jou ga verdedigen, dan kan er wat met mijn kinderen. De staat bedreigt mensen, bedreigt advocaten, bedreigt andere mensen. Zodat deze mensen hun functies niet uit kunnen voeren. Er is in Nederland geen advocaat die zijn cliënt verdedigt op recht. Als het een staatskwestie is, als het een koningshuiskwestie is, dan ben je verloren. Je hebt daar geen rechten. Er zijn rechtbanken, alle rechters zijn in dienst van het koningshuis. De advocaten zijn in dienst van het koningshuis. De media is in dienst van het koningshuis en de regering. Dus en daar gaan wij vinger voor steken. Mm. Nou, beste kijkers, ik dank jullie allemaal. Hou jullie bezig met de zaak die ik vandaag heb gepubliceerd over de UFN Boezaak. Deze dames is heel erg belangrijk. Vandaag kunnen jullie Grapperhaus, Rutte op staande voet hiermee confronteren en daar kan hij geen antwoord op geven. Dit is bewijs van, letterlijke bewijs van hoe klokkenluiders worden gegijzeld. Met valse aantijging. Sinds wanneer bestaat een wet dat een burger in Nederland niet mag kiezen wie zijn vriend is? Sinds wanneer bestaat een wet dat een burger niet mag kiezen wie zijn advocaat is? Sinds wanneer bestaat een wet dat er nergens ook maar enige aanwijzing is dat iemand zelfmoord of een moord wil plegen? Geen enkel bewijs daarvan. Maar dat maken wij ervan, zeggen ze. En dan stoppen ze iemand in de kliniek. Waarom? Want je bent een klokkenluider. Wees allemaal een klokkenluider. Elke burger, zelfs je kinderen, opvoeden als klokkenluider.
Want dan lieg je kind tenminste niet, maar wel de waarheid vertellen. En geen fantasie. Teşekkür ediyorum. Ik dank jullie allemaal van harte. Abonneer je op Irvan Aydın. Irvan Aydın doet heel veel hartelijke groeten naar iedereen uit Nederland en de hele wereld die meekijken. Wij komen nog met bombing news. Abonneer je op Irvan Aydın zodat je alles kunt volgen. Je hoeft er niks voor te betalen. Laat dat nog een keer duidelijk zijn. Dank jullie voor het kijken. Fijne avond, wens ik jullie. Bu dosyanın üzerine gidiyoruz diye İçişleri Bakanlığı'ndan ciddi saldırılara maruz kalıyoruz ama buna rağmen kesinlikle geri adım atmayacağız. Bunu herkes bilsin. Üstadım çok çok teşekkür ediyorum. Dostlara teşekkürlerimizi lütfen iletin. Önümüzdeki günlerde bu dosyanın çok daha Türk yetkilileri adı geçen mahkeme kayıtlarında Türk siyasetçilerinin isimlerini vereceğiz size. Türk iş adamlarının isimlerini vereceğiz size. Göreceksiniz o bu işin dananın kuyruğu yakında kopacak diyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Neşet Bey. Teşekkür ederim. Beste kijkers. Deze dossier Demirci gaat een staartje krijgen. Alle mensen vanuit Turkije, alle mensen van de Turkse mensen, de zakenmensen, iedereen die erbij betrokken is, met naam en al komen ze, wat nog niet openbaar is, met naam en al komen ze openbaar. En dan gaan we deze zaak heel breed uitmeten aan jullie vertonen. Başaracağız. Jullie allemaal. Başaracağız. 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 We gaan zegen vieren, zegen vieren, zegen vieren. Görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın. Çocuklarınızın gözlerine bakabilecek bir çalışma içerisinde olun. Geleceğimiz, her şeyimiz, çocuklarımız, çocuklar mutluysa, çocuklar güvendeyse, çocuklar huzurdaysa dünya huzurludur diyoruz. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimize selamlıyoruz. Görüşmek üzere efendim. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar, iyi geceler.